Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETT'deyiz ve güzel bir DAF XF 105 modumuz var. Hemen şöyle bir aracımıza bakalım. Önce emeğe geçenlerden bahsedelim. Digorlu Umut, Semih Köseoğlu, Musa Çakır, Ziya Bergal ve Baran Oğuz. Emeğe geçen herkes ellerine kollarına sağlık. Aracın indirme linkini video açıklamasında bulabilirsiniz. Sizler de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzla beraber araç paylaşılmış olacak. Bilginiz olsun. Evet, Digorlu Umut'a da teşekkür ediyoruz. Modu bizlerle paylaştığı için. Dorse oyunun kendi orijinal dorsesi. Aracın herhangi bir dorsesi yok. Araç bu şekilde gördüğünüz gibi hazır geliyor. Yalnız ledler birazcık FPS düşüşüne sebep oluyor. Bakın şu an biraz böyle takılıyor gibi oluyor. Mesela kapatalım. Hop, normale döndü. Ledler bayağı bir FPS düşüşüne sebep oluyor yani. Bilginiz olsun. Kabin içi aydınlatması da var. Şimdi kabin içinde göstereceğim. Güzel de bir sesi var. Kornası, sesi. Gayet güzel. Jant lastik içerisinde gelmiyor. Bu benim yıllardır kullandığım jant lastik modu. Bunun herhangi bir linki yok maalesef. Onu veremiyorum. İsteyen arkadaşlarımız var ama ben de onun linki olmadığı için öyle kafama göre link oluşturup veremiyorum. Yasak o tarz şeyler, biliyorsunuz. Evet, aracımızın içi. Şöyle kapatalım dörtlerimizi. Bu şekilde O tuşuna kabin aydınlatmasını açıp kapatabiliyorsunuz. Bol bol oyuncak var içinde. Aracımızın içi de bu şekilde. Türkiye haritasındayız. En son biliyorsunuz Silifke'ye kadar gelmiştik. Bugün de Silifke'den Mersin, Adana tarafına doğru bir yolculuğumuz olacak. Adana'da bitirmeyi planlıyorum. Şöyle Mersin'in merkezine girmeden, çünkü merkezine girersek buradan çıkış yok. İçinde dönmemiz gerekecek. O yüzden çok dönme taraftarı da değilim böyle içerisinde. Adana'ya kadar gitmeyi planlıyorum. Bakalım. Belki daha da uzatırız, emin değilim ama benim planım Adana'ya kadar. Rotamız çünkü bayağı bir uzun. 1094 kilometre gözüküyor. Iğdır'a yükümüz varmış. Video açıklamasında haritanın da indirme linkini bulabilirsiniz. Road extended ve Türkiye haritası beraberinde arkadaşlar. Yeni Project Turkey haritasıyla beraber video açıklamasında iki farklı link var. İkisini de indirmeniz gerekiyor ve bütün harita DLC'lerine de sahip olmanız gerekiyor. Heh. Evet, kornamız da bu şekilde. Haydi bakalım, çıkalım yolumuza. Şöyle salalım. Hafif rampadayız. Araç kendi kendine hareket edecek zaten. Evet, Silifke'den çıkıyoruz. Silifke'de olan arkadaşlarımız varsa onlara da selamlar olsun buradan. Birazcık oyunun sesini açabiliriz. Dur bakayım, sağ camı açsak şöyle. Ses yükselir mi? Evet, biraz daha yükseldi. Tamam, ses açmamıza gerek kalmadı. Böyle iyi, böyle güzel. Şöyle biraz gazlayalım bakalım, retarder sesimiz var mı? Retarderi çekelim. Güzel. Fren desteğiyle beraber, yoksa durmayacak araç şimdi. Durduramayacağız yoksa aracı. Evet, Silifke'nin içindeyiz. Silifke'den çıkacağız şimdi. İlçeleri de görüyoruz bu arada. Tabelalarını falan görüyoruz böyle geçerken. Haritada her ne kadar isimleri gözükmese de böyle beldelerin, ilçelerinde tabelalarını görebiliyoruz. Böyle küçükten haritaya eklemişler onları da içerisine. Dayı geçebilirdik aslında ama siz basmadınız maalesef ve geçemedik. Evet, kornamız. Şehir içinde 34 FPS yalnız ha. FPS bayağı bir etkiliyor. Dur bakayım. Kabin aydınlatması etkilemiyor ama şu ledler bayağı bir etkiliyor. Bak şu an 40'a çıktı. Ama şehir içinde de tabii şehir içinin de etkisi var. Ama ledler de neredeyse o 10 FPS'e yakın bir etki sağlıyor yani dışarıdan özellikle. Hatta 20 FPS yani 40 FPS falan önden bakınca. Öndeki ışıkları kapattığım zaman, aydınlatmaları kapattığım zaman 60 FPS'e direkt fırlıyor. 60 sabite geri dönüyor. Evet, trafik tıkanmış yine tabii ki, alıştık. Şehir merkezlerinde maalesef böyle. Gidemiyoruz bir türlü. Ha, orada niye trafik tıkandı acaba? Çok merak ettim. Evet, tır kırmızıda durduğu için yolu komple kapatıyor. Ve biz de gidemiyoruz. Bekleyeceğiz mecbur, yapacak bir şey yok. O tır giderse inşallah biz de buradan çıkmaya çalışırız. Tabi bu sefer sağdan gelen tır da orada yine durup kırmızıda trafiği kapatabiliriz. Onun bir garantisi yok maalesef. Direkt geçiş kapatıyor çünkü. Frene basmaktan, debriyaja basmaktan iyidir. Boşa atıp imdatı çekmek. Dur bakalım gidecek mi? Hala gitmiyor bak. Hala oradan bir tır geçmedi. Bak hala bekliyor. Bak yeşil yanıyor ve gitmiyor abi. Şaka gibi şu anda. Biz de bunu yapacağız. Yapacak bir şey yok. Tekrar trafik kendine gelir birazdan. Yani yeşil yanıyor ve hala burada sığır gibi bekliyor adam. Yok. Hareket etmiyor yani. Şaka gibi. Evet. Nereye gelmişiz bu arada? Göksu. Böyle ilçeler arası mesafeler, işte ilçeler çok küçük. İşte o kadar, şu kadar yol gitmeniz lazım o ilçeye gitmek için merkezden falan diye yorum yazan arkadaşlar oluyor da arkadaşlar. Şimdi bu bir oyun. Onu bir değerlendirmek lazım. Oyunun belli bir haritalandırılması var. Belli bir ölçeği var. O yüzden öyle atıyorum. Mesela Mersin'den çıktık. Bu Göksu'ya kadar atıyorum. Yani bilmiyorum ne kadar mesafe olduğunu da. Mersin Göksu arası 50 kilometre ise oyuna bunu 50 kilometre olarak aktaramazlar. Onu yapamazlar yani. Yani niye şöyle, niye böyle olmuş, olmamış vesaire diyen arkadaşlar var. Yani oyunun bir altyapısı var. Onun üzerine çıkılmıyor. Narlıkuyu'dan çıktık. Kız Kalesi'ne doğru girdik bu arada. O yüzden öyle yani her istenilen şeyi böyle atıyorum ilden ilçeye görülen, hani gittiğimiz yolda atıyorum 100 kilometre mesafe varsa bunu oyunda da 100 kilometre boyunca, yani 100 kilometreyi atıyorum 100'e gitseniz hani bir saatte varacaksanız bile varamazsınız. Yani oyunun öyle bir özelliği yok. Bir saat boyunca tırı sürüp de 100 kilometre mesafe gidemezsiniz yani oyunda. Öyle bir ölçeklemesi yok bir kere oyunun. Birebir ölçekleme yapsalar bile yani yine de olmaz. Bu sefer ne olur? Bir il bir ilçe olur. Başka bir şey olmaz haritada yani. Yani ile özel harita yapılması lazım. Atıyorum Mersin haritası, işte Diyarbakır haritası, Ankara haritası, İstanbul haritası diye haritalandırma yapmaları lazım. Havada da tüy uçuyor. Onu yakalamaya çalışıyorum bir yandan. Gözümün önüne de geliyor. Yani bütün illeri, ilçeleri tek tek yapmaları lazım onun için. Ve birebir ölçeklemeye uygun yapmaları lazım. Ve o mesafeyi ona göre yapmaları lazım. Siz atıyorum İstanbul'dan Ankara'ya 8 saatte gidiyorsanız İstanbul-Ankara arasını 8 saat yapması lazım ki bu harita modu tahmin ediyorum 10 GB'ı bulur yani. O kadar yani materyal vesaire şeyler kullanmaları lazım. Yani istenilen şeyler biraz absürt oluyor. Çok abartı şeylere takılıyorsunuz bazı konularda. Bu kadar takılmayın. En nihayetinde bu bir oyun, belli bir altyapısı var. O altyapının üstüne çıkılamıyor. Bu arada Mersin'e geldik bile. Evet, yine bir şehir içi macerası. Yine girdik şehir içine. Sağ taraftan Mersin'e içine doğru gidiliyor. Limana doğru falan gidiliyor. Ama biz oraya girmeyeceğiz. Normal dümdüz Adana tarafına doğru devam edeceğiz. Tarsus, Adana. Bu arada felaket bir kar var. İnanılmaz böyle. Balıkesir herhalde en son 8-9 sene önce böyle bir kar görmüştür. Hani isyan ediyordum ya, ulan kar yağmıyor, bir kar yağsa falan diye. Allah'ın sesimi duydu herhalde. İnanılmaz bir kar var. Bugün gündüz, şu an bakayım saat akşamüstü 4.30. 16.34 şu anda. Bugün bu saate kadar öğlen saat 12'de bir çıktım, dışarıdaydım. Gezdim, çarşıyı marşıyı gezdim. Deli gibi de kar yağıyordu böyle. O karda gezdim, taktım şapkamı, eldivenimi giydim, montumu, botlarımı falan. Çıktım gezdim abi. Ya özledik. Özledik abi. Şubat'ın 16'sı bugün mesela. Şubat'ın 16'sı oldu, daha yeni kar yağıyor. Normalde bu yağan karın Ocak ayında, yani Aralık ayında, Ocak ayında yağmış olması lazımdı zaten. En yakın Kantar'a uğrayınca da geçtik. Yapacak bir şey yok. Kantar'ı geçtik. Evet, Tarsus. Tarsus'ta olan arkadaşlarımız varsa onlara da selamlar olsun. Lastik kamerası aklıma geldi. Herhalde böyle düz gidiyoruz. Öyle olması lazım. Oğlum. Ya o nasıl bir durmam? Tövbe yarabbim ya. Nasıl frenlemedir ya? Adana'ya geldik bu arada. Adana'daki tüm arkadaşlarımıza selamlar olsun. Adana tabelasını gördük. O nasıl bir yavaşlamadır abi? Şaka mı? Yani tabelada 50 yazıyorsa mesela, herif nokta atı 50 ya. Hemen bir saniye. Evet baba, videodayız. Buyurun. İyi kardeş, sen ne yapıyorsun ya? İyi kardeş. Babana selam. Videoya devam. Aleykümselam. Tamam baba. Herkese selam. Hadi öpüyorum. Eyvallah baba. Görüşürüz. Görüşürüz. Baba baba baba. Evet, Emre Bozkurt da videoda bizi yakalamış oldu. Neyse videodan sonra geri ararım ben onu. Evet, söyledim mi hatırlamıyorum. Adana'ya geldik. Adana'daki tüm arkadaşlarımıza da selamlar olsun. Şu an yardırıyor mesajlarla. Kesin bir şey var. Ya bir şey sormak için arada. Videodan sonra döneriz. Evet, Emre Bozkurt'a da buradan selamlar olsun. Buradan tüm Emre Bozkurt'lara selamlar. Evet, şöyle sağa doğru dönelim. Şirketler falan var sanırım sağda. Orada müsait bir yerde bitiririz. Lan! Abla ne yapıyorsun? Bak bak, bir de bisikleti geçiyor. Şurada yolun sonunda sağda bir şirket gözüküyor. Oraya girelim, o şirkette bitirelim. Ey maşallah, amma yüksekmiş la giriş. O nasıl giriş? Şöyle park edelim, burada bırakalım. Böyle kalalım ya. Kapatalım camlarımızı. Evet. Allah. Oo, bayağı çapraz. Bayağı çapraz durmuşum yalnız ha. Hiç dikkat etmeden park ettim. Evet arkadaşlar, video açıklamasında aracımızın ve haritamızın indirme linkleri mevcut. Sizler de indirip kullanabilirsiniz, bilginiz olsun. Tekrardan emeği geçen herkesin ellerine kollarına sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.